Türkiye'de kemik tarak üretimi yapan iki ustadan biri olan Sivaslı Fatih Durna, unutulmaya yüz tutmuş mesleği sürdürmek için gönüllü oldu. Kemik tarak ustasının kalmadığını öğrenen Durna, aldığı destekle kolları sıvayarak üretime başladı. Sivas Kent Merkezi Kangal İşhanı içinde faaliyet gösteren Durna, topladığı hayvan kemiklerini insan parmak izi gibi desen ve renkleriyle birbirine benzemeyen taraklara dönüştürüyor. Yaklaşık 15 işlemden geçirdiği boynuzları adeta bir sanatçı gibi işleyerek kemik tarak haline getiren Durna, Türkiye'nin her yerinde olmak üzere zaman zaman da yurt dışına ürettiği tarakları gönderiyor. Saçta kırılma, saç dökülmesi gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiği bilinen kemik taraklar eşsiz olmalarıyla da dikkat çekiyor. Durna, kemik tarakta şöyle bir şey var. Bir tane aldığınız tarağın daha sonra aynısını birebir almanız söz konusu değil. Çünkü bize boynuz ne verirse biz onu yapıyoruz. Onun dışında da bu üzerindeki desenler olsun, renkler olsun DNA gibi. Nasıl insanın parmak izleri birbirinden farklıysa, her hayvanın boynuzunun içindeki renkler, desenler de birbirinden farklı ifadelerini kullandı. Yaklaşık 4 yıldır bıçakçılara kemik sap yapıyordum. Daha sonra kemik tarak yapan usta kalmadığını öğrenince Sivas Valisi ve İl Kültür Müdürü'nün teşviğiyle tarak yapımına başladım. Yaklaşık 1,5 yıl hazırlık dönemi oldu. 4 aydır da meslek olarak icra ediyoruz. Ya zaten bir boynuzu elinize aldığınız zaman direkt tarak yapamıyorsunuz. Bunun bir yaklaşık 3-4 yıllık doğal yöntemlerle kuruması gerekiyor. Kuruduktan sonra boynuzu kesip gördüğünüz gibi ocakta ısıtıp daha sonra mengeneyle presleyip tabla haline getiriyoruz. Bundan sonra da yaklaşık bir 13-14 işlemden daha geçirerek tarak haline getiriyoruz. Ya şöyle söyleyelim, genellikle saçıyla ilgili problemleri olan, rahatsızlıkları olanlar şifa olarak kullanılıyor. Küçük çocuklara, bebeklere genellikle alıyorlar. Sonra birkaç defa yurt dışına gönderdim. İtalya, İsviçre ve Amerika'ya. Fiyatları 30 lira ile 100 lira arasında değişiyor. Tarağı ve malzemesine bağlı. Ama mesela bunda şöyle bir şey var. Kemik tarakta bir tane aldığınız tarağın bir daha birebir aynısını almanız söz konusu değil. Çünkü bize boynuz ne verirse biz onu yapıyoruz. Onun dışında da bu üzerindeki desenler olsun, renkler olsun, DNA gibi. Nasıl insanın parmak izleri birbirinden farklıysa, her hayvanın boynuzunun içerisindeki renkler, desenler de birbirinden farklı olduğu için bizim müdahale şansımız yok. Kemik tarak, saçın ham maddesi keratin. Boynuzun ham maddesi de keratin olduğu için ikisi birbiriyle uyumlu maddeler. Saçta elektriklenme yapmıyor. Mesela plastik taraklarla saçınızı taradığınızda elektriklenme yaptığını direkt hissedebiliyorsunuz. Ama kemik tarakta bu olmuyor. Bundan dolayı saçta kırılmayı engelliyor. Sonra saç dökülmesini engelliyor. Daha sonra saç diplerini uyardığı için kullanılan saç bakım ürünlerinin daha faydalı olmasını sağlıyor. Daha hızlı etki etmesini sağlıyor saç için. Benim bildiğim iki kişi, ama başkaları da yapıyorsa hobi amaçlı ya da başka türlü bilmiyorum, ama ticari olarak Türkiye'de yapan iki kişi. Diğer geri kalan piyasada bulunan kemik tarakların birçoğu Çin'den ve Hindistan'dan geliyor. Ya zaten gördüğünüz zaman boynuzun ham hali bu, tarak haline gelmiş hali bu şekilde oluyor.
Merhaba, mezun yaptıracağım.